Ben az önceki tavrım için özür dilerim. Kusura bakmayın. Takdir edersiniz ki hayatım boyunca başarısız olmuş olan eski koca... Tamam hayatım, sorun değil. Oktay zaten her şeyin gizli olmasını istemişti. Değil mi Oktay? Evet öyle. Ama ben takdir ettim eşin Candaş. Bazı şeyleri sorgulaması güzel. Siz ne işle meşgulsünüz? Çalışıyor musunuz Özden? Evet, çalışıyorum. Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Şu an Tüfekçidere'de bir pastane işletiyorum yaklaşık 3 yıldır. Candaş'ın bu kadar kendini geliştirmiş bir eşi olabileceğini düşünmezdim. Sizi yürekten kutluyorum Özden. Böyle donanımlı CV ile siz pastane mi işletmeye karar verdiniz? Neyse artık, kocanızın hisselerini siz yönetirsiniz. Baştan planladığınız gibi. Ayıp ediyorsunuz o zaman. Kendi hisselerimi elbette ben yöneteceğim. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Ne planı? Her şeyi burada öğrendim. Bugün. Candaş'ın hisselerini yönetmek gibi bir hedefim tabii ki de yok. Tamam canım, sakin olun. Ben bir imada bulunmadım. Siz Dorothea'nın patavatsızlığına bakmayın. 11 yıldır Türkiye'de ama Türkçesini bu kadar geliştirebildi işte. Sus. Sen benim Türkçeye kurban ol. Ben şahsen senin gibi yetenekli birini aramızda görmekten memnuniyet duyarım Özden. Ama madem hali hazırda bir işletmen var, tabii ki biz de Şahin Çatı İştiraklar Grubu olarak seni destekleriz. Ben sanırım kendimi doğru anlatamıyorum. Bakın Oktay Bey, Oktay. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Benim işe de ihtiyacım yok. Benim Candaş'la bir bağım yok. Candaş'ın ne yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Benim burada hiçbir işim yok. Biz kalksak iyi olacak. Yok yok, öyle demek istemedi. Değil mi Özden? Ayrıca Şahin Çatı neresi? Candaş Jet Kargo'ya ortak oldum demedim mi az önce? Bizim istiraklerimiz Jet Kargo'yla sınırlı değil. Birden çok sektörde faaliyet gösteren şirketlerin oluşan bir holdingiz biz. Biz dediğine bakmayın. Dorothea Şahin Çatı İştiraklar Grubu'nun yönetim kurulunda bile değil. Bu detaylar beni ilgilendirmiyor. Ben... Şirket, holding, hisse gibi terimlere en son üniversitedeyken duydum. Bir daha bunlara maruz kalmak istemiyorum. Biz kalkalım. Hadi Ecmel. Aa, böyle olmadı ama. Bizi ağırladığınız için teşekkürler. Bir dahakine davet edilmeden gelmeyeceğime emin olabilirsiniz. Çok terbiyesizsiniz Özden Hanım. Pardon, ne dediniz siz? Dedim ya, Türkçesi pek iyi değil. Bunu saymıyorum Özden. Bir dahakine sizi daha iyi ağırlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Peki o halde. İyi akşamlar. Özden nereye? Sen de gel istersen. Tekrardan görüşürüz o halde. Bir çeneni tutamadın. Patavatsız şey. Batmak üzere olan şirkete ortak olarak bunları mı buldun sen? Senin laf söylemeye hakkın yok. Sen önce yönetim kurulunda olduğun şirketler hakkında konuş bakalım. Dorothea haklı baba. Taşımacılık sektörüne gireceğim dedin. Herkes tamam dedi, seni onayladı. Ama farkındaysan Dorothea'nın yönetim kurulunda olan şirketler kar ederken Jet Cargo batmak üzere. Burçin, sen çok konuşma, derslerine odaklan. Tamam mı kızım? Bilmediğin konularda bana ahkam kesme babacığım. Bilmediğim konular mı? Ben sırf sen mutlu ol diye endüstri yazdım baba. Babacım, okulunu tamamla. Daha sonra tavsiyelerini verirsin, olur mu? 5 sene oldu, hatırlatırım.